Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmin bil hayr. Estaizu billah ve la tekulu limen yuktel fi sebilillahi amvat, bel ahyâun ve lakin la teşhurun. Sadakallahu l-azim. Ve kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, hubbul vatan minel iman. Sadaka Resulullah. Dina kal, ev kema kal. Kıymetli hocam, kıymetli hazırım. Öncelikle bize bu fırsatı verdiği için Esader yönetimine çok teşekkür ediyoruz. Ve siz kıymetli arkadaşlarımıza, kıymetli kardeşlerimize de Ahıskalı öğrenciler, özellikle de Ahıskalı gençler adına bir zamanınızı bizlere ayırdığınız için de aletine sizlere müteşekkiriz arkadaşlar. Bugün 15 Kasım 2014, yani Ahıskalı Türkleri vatanlarından sürgün olduklarının tam 70. yıl dönümü. 14 Kasım 1944'te bugün, yani 14 Kasım'ı 15 Kasım'a bağlayan gece Ahıskalı Türkler, yani ecdadımız Ahıska bölgesinde ne yazık ki Stalin tarafından sürgün edilmiştir arkadaşlar. Öncelikle ben konuya coğrafi bölge olarak başlamak istiyorum. Çünkü bazen arkadaşlarla tanışıyoruz. İşte Ahıskalı olduğumuzu söylediğimiz halde Alaska Türk'ü mü diye mukabelede bulunuyorlar. Bu da tabii ki bizi de üzüyor. Burada bize düşen görev de var tabii ki. Demek ki kendimizi arkadaşlarımıza, kendimizi çevremize yeterince tanıtabilmemişiz. O yüzden de yine Esader yönetimine bize böyle bir hak tanıdığı için çok teşekkür ediyorum. Şöyle başlamak istiyorum. Ahıska Türkleri veya Ahıskalı Türkler Kafkasya Türklerinden birisidir arkadaşlar. Ahıska bölgesi ise şu an Gürcistan sınırları içerisinde yerleşen, Türkiye sınırına 15 kilometre mesafede yerleşen bir bölgenin, tarihi bir bölgenin ismidir. Nitekim biz biliyoruz ki eski dönemlerden itibaren Kafkasya coğrafyasına Türklerin akınları olmuştur. İşte Ahıskalı Türkler de o dönemlerde gelip oraya yerleşen Türklerdir. Tabi Ahıska bölgesi eski Dede Korkut kitabında da Ak-Sika şeklinde geçmekte ve Ak-Kale anlamlarına gelmektedir. Ahıska ve bölgesi 1578 senesinde Mustafa Lala Paşa tarafından Osmanlı topraklarına ilhak edilmiştir. Ahıskan Osmanlı çatısı altındaki 250 senelik bir zaman zarfı geçirmiştir. Gayet güzel, gayet sükunet içerisinde, gayet huzurlu, güzel bir zaman geçmiştir. Ne yazık ki malumunuz tarihten de bizler biliyoruz. Osmanlı ile Ruslar özellikle de 1. Petro'dan bu tarafa, yani Türk tarihinde buna Deli Petro diyoruz biz. Ondan bu tarafa yaklaşık 9 savaş gerçekleştirmişlerdir ki bunlardan birisi de özellikle Ahıskalılarla yakından ilgili olan savaş da 1828-1829 savaşıdır kıymetli arkadaşlar. Bu savaş neticesinde tabii ki Ahıska bölgesi savaş tazminatı olarak ne yazık ki Rusların eline geçmektedir. Ve bununla da artık şu cümleyi kullanabiliriz ki Ahıskalılar için kara günün başlanması demektir. Ahıska'nın tabii ki Rusların eline geçişini duyan Ahıska şairlerinden birisi derinden bir ağ çekmiş ve şu dizeleri söylemiştir arkadaşlar. Ahıska bir gül idi gitti, bir ehli gönül idi gitti, söyleyin, söyleyin Sultan Mahmud'a İstanbul'un kilidi gitti. Evet, Ahıska İstanbul için kilit, aynı zamanda da Anadolu'nun eşiği konumunda olmuştur. Tüm bunlara rağmen 1828-1918 yılına kadar 90 yıllık dönem Ahıskalılar için gerçekten de kara ve zulümlerle dolu bir dönem olmuştur. Ve nihayet Elveyi Selasi dediğimiz Kars, Batum, Ardahan'ın da hani 93 harbi neticesinde Osmanlı'dan alınarak Ruslara ilhak olmasıyla Ahıska bölgesi tamamen ana vatandan ne yazık ki uzaklaştırılmıştır. Yani Osmanlı'dan
uzaklaştırılmıştır. Hiç şüphesiz ki bu zulümler, yani 1944'e gelecek olursak, Stalin döneminde en doruk noktasına çıkmıştır. Ve Stalin bir gecede, hatta demin de ifade ettiğim gibi 14 Kasım'ı 15 Kasım'a bağlayan gece, ecdadımızdan da dedelerimizden de dinlediğimiz kadarıyla sadece 2 saat içerisinde bölgede yaşayan Türk halkı Orta Asya steplerine, Orta Asya bozkırlarına sürgün etmiştir maalesef. Tabii bu sürgün şöyle cereyan etmiştir. Öncelikle Stalin burada yaşayan insanların cesur, daha önce yani 1828'den bildiği için, cesur olduklarını bildiğinden dolayı eli silah tutan gençleri cepheye göndermiştir. Yani 2. Dünya Savaşı'na göndermiş ve geride kalan çocukları, kadınları ve ihtiyarları da hiç herhangi bir mukavemete karşı koymadan onları vatanlarından sürgün etmiştir. Tabi 44 sonrası askerler için zorlu bir dönem demektir. Hatta 1956 yılına kadar Ahıskalılar polis nezareti içerisinde yaşamışlardır. Yani bir köyden diğer bir köye gitmek için illaki bir polisten izin almak gerekiyordu kıymetli arkadaşlar. Bu da tabii ki yine de ecdadımızın ifade ettikleri gibi çok zorlu bir dönem olmuştur. Demin de ifade ettiğim gibi Ahıska Türkleri Orta Asya'nın Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan bölgelerine sürgün edilmişlerdir. Ve bu sürgün ne yazık ki bugün hala devam etmektedir. Bugün itibariyle 70. yıl dönümünü acıyla, hüzünle anmaktayız arkadaşlar. Tabii Stalin sadece Ahıska Türklerini sürgün etmemiştir. Karaçay, Balgar, Çeçen, İnguş ve Kırım Türklerini de sürgün etmiştir ki bunlar Kırım ve Ahıskalılar hariç 1990'lara kadar diğer saymış olduğumuz topluluklar vatanlarına geri dönme gibi bir eğilimleri olmuştur. Ama Ahıska ve Kırım Türklerine maalesefler olsun ki 90 yılına kadar Sovyetler izin vermemiştir. Ve tabi 91'de Sovyetlerin, 90 sonrası daha doğrusu Sovyetlerin dağılmasından sonra Kırım Türkleri de özerkliğini kazanmış ve vatanlarına dönmüşlerdir. Ama Ahıskalı Türkler ne yazık ki yine vatanlarına dönememişlerdir. Bugün 2004'ten bu tarafa ABD dahil dünyanın 10 ülkesinde dağınık bir şekilde yaşam mücadelesi vermektedirler. Tabi Sovyet yetkililer sürgün nedenini bugüne kadar, hatta bu zamana kadar kesinlikle açıklayabilmiş değillerdir arkadaşlar. Çünkü Ahıska bölgesi hem strateji açısından Türklere yakın, hem de Almanların kesinlikle o bölgeye uğrayabilemeyeceği bir bölgedir. Ne yazık ki bizleri sürgün ederken Sovyet yetkililer şu cümleyi kullanmışlardır: sizi Alman baskısından korumak için buradan 2 haftalığına tahliye ediyoruz. Tabii ki buna inanmak kesinlikle ama kesinlikle doğru değildir. Çünkü biz yine tarihten biliyoruz ki 1944'te Almanlar hezimetin eşiğindeydiler. Yani Sovyetler artık Almanları yok etmek üzereydiler. Dolayısıyla biz ve bir kısım tarihçilerin de ifade ettiği gibi sırf Türk olduğumuz için, Türklüğümüzü koruduğumuz için o bölgeden, yani stratejik bölge olan Ahıska bölgesinde 1944-14-15 Kasım aralarında sürgün edilmişiz. Tabii son olarak tarihi gerçekleri kronolojik bir şekilde şöyle sıralamaya tabi tutabiliriz arkadaşlar. Öncelikle Ahıska, demin de ifade ettiğim gibi Gürcistan'ın güneybatısında Türkiye'nin kuzeydoğusunda yerleşmiş bir Türk yurdunun ismidir. Ahıska, lütfen Alaska değil, Ahıska. İkinci olarak 1578'de Ahıska toprakları Osmanlı topraklarına ilhak olmuştur. Ve ne yazık ki yine ifade ettiğim gibi 1829 Edirne Antlaşması'yla Çar Rusya'sı sınırlarına girmiştir. Yani Osmanlı'dan koparılmıştır.
Dördüncü olarak 16 Mart 1921'de meşhur Moskova Antlaşması neticesinde bu kez ikinci kez olarak Ahıska Sovyetlerin sınırları içerisine girmiştir. 14 Kasım 1944'te Ahıska Türkler feci bir şekilde, çok özür dileyerek ifade etmek istiyorum, hayvan vagonlarıyla o soğukta Orta Asya steplerine sürgün edilmişlerdir. Altıncı olarak 3 Haziran 1989'da ise Fergana olayları yaşanmıştır ki bu olaylar neticesinde de yüzlerce Ahıskalı Türk hem sürgüne maruz kalmış hem de şehit düşmüşlerdir. Yedinci olarak 2005 yılına geldiğimizde ise Rusya'nın Krasnodar bölgesinde zor koşullar neticesinde yaklaşık 13 bin, bazı istatistiklere göre 14 bin Ahıskalı Türkler ABD'ye gitmek zorunda kalmışlardır. 8 Nisan 2014 tarihinde ise Mayovka kasabasında, yine Ahıskalıların çoğunlukla yaşamış olduğu kasabada Ahıskalıların evleri ateşe verilmiş ve yüzlerce Ahıskalı Türk yine mağdur duruma düşmüşlerdir. Bugün dünyanın birçok yerinde Ahıskalı kardeşlerimiz yaşam mücadelesi vermektedir. Tek suçumuz ise Türk olmaktır. Ve son olarak şu dizelerle bitirmek istiyorum. 14 Kasım 1944. Her şeyden önce Türk olmaktır. Ve Türk olmanın bedelidir 14 Kasım. Ağlasın Kasımlar, bir daha yaşanmasın 14 ve 44 der. Soyu tükensin bizi sürenlerin, elimizden, yurdumuzdan edenlerin, ocağımızı söndürenlerin ocağı hiç tütmesin. 14 Kasım nedir? Soğuktur, kardır, borandır, açlık ve susuzluktur. Tüm bunlara rağmen yine de ayakta kalabilmektir 14 Kasım. Savaşa gitmiş babasını beklerken sürgüne uğramaktır 14 Kasım. Katledilmek, düşman görülmek, sahipsiz kalmaktır. Bir daha ata toprağına dönememektir. Ve tüm bunlara rağmen Türklüğünden hiçbir zaman taviz vermemektir 14 Kasım. Kara bulutlar çöktü bu milletin üzerine, kimi yetim, kimi öksüz, kimi dul kaldı. Ve tüm bunlara rağmen birbirlerine kenetlenmektir 14 Kasım 1944. Teşekkür ederim.